Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubi ileyh. Amma ba'd, bab-ı maca'e fi muhabbetillahi teala. Muhterem kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerin mevzusu muhabbetullah, Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu sevgi hakkında. Biz insanlar Allah Celle Celaluhu'yu elbette ki seveceğiz. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Bizi yoktan var eden Allah Celle Celaluhu. Bize maddi manevi, görüp görünmez, hissedip edemediğimiz sayısız nimetleri veren Allah-u Teala. Elbette ki onu seveceğiz. Aklı başında her insan bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olursa Cenab-ı Allah'ın üzerimizde bu kadar nimeti nasıl hatırı olması lazım? Bu konuşmaya bile değmez. Önemli olan Allah Celle Celaluhu bizi seviyor. Bizden razı. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun bizden razı olması, bizi sevmesidir esas önemli olan. Ve bir insan bunun için çalışması lazım. Bunun için de bilindiği gibi Allah'a iman şarttır. Allah'a iman, Allah'a saygı yani haramlardan kaçmak, ibadetleri yerine getirmek, helal ve haramına dikkatli bir hayat yaşamak. Ortak koşmaksızın Cenab-ı Allah'a tevhid eylemek. Bunun başı La ilahe illallah'tır. Sonu güzel ahlaktır. Allah'a bütün bütün teslimiyettir. Öyle olursa radıyallahu anhum ve radu anh. Onlar Allah'tan razı olurlar. Allah Celle Celaluhu da onlardan razı olur. Kullarını sever. Kimdir bu sevdiği kullar? Değişik ayet-i kerimelerde bunu beyan buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dini ve serde yettillahi bi kavm yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey Müslümanlar! Kim sizden dininden dönerse, Müslümanlıktan sonra tekrar küfre yönelirse, parantez içerisinde bir söyleyelim, Allah'ın kimseye vallahi yoktur. Kulların ibadetine de ihtiyacı yoktur. Böyle nankör kullarını atar, götürür onları, yerine yepyeni bir kavim getirir. Nasıl bir kavim? Maide suresi 54. ayet-i kerime bu. Özelliklerini anlatıyor. Yuhibbuhu. Allah onları sever. Ve yuhibbunehu. Onlar da Cenab-ı Allah'ı severler. Evlilletin alel müminin. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler. Mütevazi ve mahfiyetkardırlar. Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş değillerdir. Çünkü kendilerinde her bir nimet varsa Allah'tan olduğunu bilirler. Bunlar da şımarmazlar. Allah alsa kendilerinde bir şey yok. Allah alsa akıl da yok. Elbise de yok. Yiyecek de yok, içecek de yok, soluk alacak hava da yok, yaşamak da yok. Allah alsa bu hale gelirler. Bunu bildikleri için kendilerinde her ne varsa Allah'tan bildikleri için kendilerini kimseye karşı üstün görmez, gurur, kibir, enaniyete dalmazlar. E'izzetin alel kafirin, ama bunu bilmeyen, dolayısıyla Allah'ı tanımayan nankörlere karşı da inanmış bir er olarak onurludurlar, izzetli ve şereflidirler. Yücahidûne fî sebîl. O sevdikleri Allah yolunda kurban olmak için kalpleriyle, dilleriyle, kalemleriyle, kitaplarıyla, mallarıyla, canlarıyla cehd, çaba, gayret sarf eder, cihad ederler. وَلَا يَخَافُنَ لَوْمَةَ لَاِمْ. Bu yolda giderken kınayanın kınamasından da korkmazlar. Kendini bir şey zanneden, o kafirlerden, o fasıklardan. Bir sataşma geldiği zaman hiç de bunu aldırmazlar. Yani gerici diyecekler mi, şovaz diyecekler mi, çağdışı diyecekler mi, çember sakalı diyecekler mi, takonya mı diyecekler mi vesaire. Müslümanlara bakış açısını gösterdikleri, aslında kendi kalitelerini ortaya koydukları insanlar. Bu insanlar bize bu lafları söylerken anayasa yapıyorlar. Beynelmiler, insan hakları, kanun yapıyorlar ve diyorlar ki hiçbir insanı inancından dolayı aşağılayamazsın.
İnanırsınız, inanmazsınız. Kendi haline bırakırsınız herkes. Hiç kimse kendi dininden dolayı ayıplanmaz. Peki niye bizi ayıplıyorsunuz? Dikkat ederseniz İslam'dan başka bir dinle mücadele etmezler. Ne Yahudilikle, ne Hristiyanlıkla, ne Budistlikle, ne Hinduizmle, ne Şintoizmle hiç kimsenin bir derdi yoktur. Dert İslam'da. Neden? Çünkü yeryüzünde din deyince dişe dokunan, gerçek manada din sadece İslam'dır. Yeryüzünde bu emperyalistlerin zulümlerini, sömürülerini söndürecek yegane din İslam'dır. Yeryüzüne barışı, huzuru, sulhu getirecek, sömürmesizin dünyaya eşit olarak insan haklarını verecek, yani kendiler açısından tehlikeli yegane İslam dinidir. Onun için bir başka dinle uğraşmazlar. Bu memlekette bir sürü başka dinden insanlar var. Hiçbirisini çağ dışı, gerici, yobaz diye nitelemezler. Aşağılık duygusu kendi ilkelerini böyle çiğnemeye götürüyor onu. Hem kendileri diyor hiçbir insan inancından dolayı aşağılanamaz. İnançlarda özgürdür. İbadetlerini yerine getirmesine engel olunmaz. Ya da dini nedir, ibadeti nedir diye soru bile sorulmaz. Adam gizliyorsa açıklamaya bile icbar edilmez. Bunların hepsi de suçtur. Ama bunun hepsini bu kuralları koyanlar Müslümanlara karşı işler ve bunu da görmezler. Niye? Bu sizi bunların kalitesini gösterir dediğim gibi işte. Bunlar Müslümanı Müslümanlarından dolayı ayıplayacakmış. Ah buyurun. İtülür, kervan yürür. Bu laf, bu mescitte ağır olabilir. O insanlara ağır değil. Çektiğimiz zulümler bizi böyle acı konuşturuyor. Durup dururken söylemiyoruz. Onun için Allah-u Teala onlara karşı اَعِزَّتِنْ عَلِ الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı izzetli ve onurlu olun diyor. Bu izzet ve onurumuz İslam'dan kaynanan, İslam şahsiyetinden kaynaklanan bu izzet ve onurumuzdan biz bunları söylüyoruz. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Altı çizilecek iki kelime burada. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Çok önemli. Asıl olan Allah Celle Celaluhu'nun bizi sevmesidir. Yoksa biz onu sevmeye mecburuz. Her şeyimiz ondan yani. Allah-u Teala kimleri sever? Kur'an-ı Kerim baştan sona bunu anlatıyor zaten. Biz de birkaç hadis-i şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ahabbe liqâhe Allah, ahabbe Allahu liqâhe. Men bir kimse ki, elbette ki bir Müslüman ki ahabbe liqâhe Allah, Allah Celle Celaluhu'ya mülaki olmayı, ona kavuşmayı sever, ahabbe Allahu liqâhe, Allah da onun likasına, buluşmasına sever. Yani bir insan Cenab-ı Hak'la kavuşmayı severse Allah da onu sever. Nasıl olur bu? Hasreten bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah, yani insanlar ölümden ürker, korkar. Bu manada bir şey, ölüm pek de hoş görülmez. Nasıl anlamalıyız şeklinde bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Yani Allah-u Teala'ya kavuşmak bu dünyada olmayacağına göre, ahirette olacağına göre, ahirete gitmek için de ölmek gerektiğine göre, bu nasıl olur diye sorulduğunda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölecek zaman gözlerden perde kalkar buyurmuş. İnsan gideceği yeri görür. Müminse cennetteki makamını görür. Kitaplarımızda onun için bir ölü ölürken başında Yasin-i Şerif okunur, tevhid ettirilir filan diyor. Ölünün bazı halleri anlatılıyor. Böyle huzurlu bir hali varsa, sükun, mütevazi ya da böyle gülümser bir hali varsa büyük bir ihtimal Allah'a emanet bu adam mekanını görüyordur. Tedirgin, suratı kararmış, telaşlı, çırpınır bir hali varsa bu adam da o esnada gideceği yeri yani cehennemi görüyor. İşte akaid kitaplarımızda tam bu noktada kafir Müslüman olsa kabul edilmez. Buna yes hali diyorlar. Hayatından ümit kestiği o son anda
kafir Müslüman olsa ya da günahkar bir Müslüman tevbe etmiş olsa, imtihan bittiği için yerli gördü artık, kabul değil. Bir de kıyametin bir alameti, güneş batıdan doğduğu zaman artık her şey ayan beyan ortaya çıkmıştır. Yani bu kıyameti kopacak düdüğün çalması, oyunu bitirmesidir. Yani sur, İsrafil Aleyhisselam'ın suru öttürmesiyle dünya oyunu, dünya imtihanı biter, artık ahiret başlar. Bundan sonrası makbul değildir. Demek ki insan ölüm anında böyle yukarılara doğru bakar, huzurlu, neşeli ölür. Bir an evvel o cennette gördüğü yere kavuşmak ister, Allah'a kavuşmak ister, Allah da ona kavuşmasın ister. Ama bir kısım insanlar da vardır ki çırpınır, didinir, gitmek istemez ona, Allah da zaten onu istemiyordur. Kitaplarımızda yine değişik hadis-i şeriflerde ifade buyuruyor. Müslüman cenazesi kibarca yıkanır, incitmeden sağ bir insan gibi hürmet ederek sağa sola yavaş yavaş çevrilerek yıkanır, kefenlenir ve tabutuna koyup götürürken kattumuni, kattumuni'dir. Beni bir an evvel yerime götürün derim. Sevinç de mezarına inmek ister. Çünkü mezar onun için cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ama kafir bir insansa ya da makamını görmüş cehennemde asi bir insansa, zalim bir insansa, çırpınır beni nereye götürüyorsunuz diye. Çünkü gideceği yer de cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu manada Cenab-ı Allah'a kavuşmayı ister insan. Biz de biliyoruz ki ahirette cennet nimetleri bu dünyada çok güzel, yiyecekleri bu dünyada çok güzel, içecekleri buradaki içeceklerden çok güzel, köşkleri, hurileri buradakilerden çok güzel. Biz de şu anda ölsen cennetliksin deseler istemeyene karlarız. Biz niye ölümden korkuyoruz? Bir kısım Cenab-ı Allah'a layık olmayan işlerimiz var, kusurlarımız var, günahlarımız var. Bunlar bizi Yüce Rabbimizden ayırır mı acaba? Bizi cehenneme değil mi? O cennette rızası orada ve oradakilere kendisinin cemalini gösterecek. Selam verecek, kalfatı soracak. Daha bir arzunuz var mı diye Müslümanlara soracak Allah Celle Celaluhu. Bunların hepsi cennettedir. Ve Allah-u Teala'nın cemalini göstermesi, onlara iltifat etmesi, onlara seslenmesi, hakatı sorması cennet nimetlerini unutturacak kat kat bir lezzet verir insanlara. Cehennem biraz da Allah'tan uzaklaşmaktır. Allah'ın gazabını üstüne almaktır. Allah'ı hiç görmeme manasındadır. O bakımdan da sevilmez. O anlamda. Men radiyâ anillâh radiyallâhu teâlâ anhu. Bunun bir başka ölçüsünü Peygamberimiz böyle buyurdular. Men bir Müslüman ki radiyâ anillâh, Allah'tan razıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın kendisinin kaderini yazdıklarından razıdır. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için kimimizi boylu postu, kimimizi engelli, özürlü yaratır. Kimimizi zengin yaratır, zenginliğinde imtihan eder. Kimimizi fakir yaratır, fakirliğiyle imtihan eder. Kimimizi sağlığıyla, sıhhatıyla imtihan eder, kimisini hastalığıyla imtihan eder. Kimini eşiyle, kimini evladıyla imtihan eder. Cenab-ı Allah'ın bu tür imtihanlarında şikayetlenmeyen, sızlanmayan, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diye, aynen o mübarek Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dediği gibi, yaşarken Allah'a teslim demen için şu şöyle, yerindedir ol öyle, sen sonunu seyreyle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah'tan hiçbir şikayet yok. Allah'tan böyle razı. İşte Cenab-ı Allah da radıyallahu teala anhu bu kulundan razı olur. Kaderine razıdır, verdiğine razıdır, nimetine razıdır, belasına razıdır, şikayetlenmez. Cenab-ı Allah'ın her zaman için karında bu adam. Ne diyordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin her işi hayırdır. Müslümandan başkası da buna erişemez. Başına bir musibet gelirse Allah'tan biri sabreder, sevabını alır. Bir nimet gelse Allah'tan biri şükreder, gene sevap alır. Öyle de olsa sevap alır, böyle de olsa sevap alır. Müslümanın her işi hayırdır. Ve Müslümandan bu rıza ile olunca da Allah Celle Celaluhu razı olur. Siz olsanız böyle bir kulunuzla razı olmaz mısınız?
Bir köle efendisine hıyar soyuyormuş. Ruhul Beyan tefsirinde görmüştüm bu kıssayı. Efendisi de afiyetle yiyormuş. Köleler geçmişte bugün kalmadı çok şükür. Yani bir adam kadın ya da erkek bir adamın malıdır. Alır satar. Bütün kazancı kendine ait olur. İslamiyet bunu kaldırmak için çok çırpındı ama tek taraflı değil. Çünkü kölenin kaynağı savaştı. Savaşlar bitmedikçe bu iş zor olurdu. Ama bugün Birleşmiş Milletler şu bu çabaladı hep beraber kölelik kalktı. Ama örtülü köleler çok. Kadın ticareti, bu fuhuşta çalıştıranlar vesaire. Neyse o da ayrı bir sıkıntı. Köle hıyar soyuyor. Efendisini ikram ediyor. Efendisi de çatır çutur yiyor afiyetle. Köle bir hıyar daha soymuş. İkram etmiş efendisine. Efendisi bir ısırıyor ki acı. Oğlum bunu da sen ye diyor. Köleye güya ikram yapacak. Veriyor. Köle çatır çutur iştahla hıyarı yiyor. Lan acı değil mi öyle diyor. Acıydı diyor. E nasıl böyle suratını bile buruşturma yedin? Efendimden gelen her ikram bana lezzetli gelir diyor. Acı da olsa hissettirmez. Adam utanıyor ve ağlıyor. Hey yarabbi diyor. Şu kölenin haline bak. Acı hıyara böyle söylüyor. Ben de senin kulunum. Ama ben böyle yapamıyorum. Oğlum seni azat ettim diyor. Bu da akıllı hikmetli bir adammış. Cenab-ı Allah'tan mı şu? Mesela bizi çok sevdiğimiz birisi oğlum şu işi şöyle yap desin, yumuş buyursun. O falan bana emir verdi. Bunun sevinci yeter de artar bile. Çocuklara mektepte bazen bir bardak su getirdiler, sınıfın yarısı kopar. Öğretmene su getir diye seviyorlarsa. Ya da bilmeyiz artık dersten kaçmak için mi yapıyorlardır. O da olabilir yani. Talebelere pek güvenilmez. Aranızda talebe var mı? Bizi affetsin. Laf attıysak kendileri. Böyle itaatli evlatlarımız olsa hoşumuza gider yani. Arkadaşlarımız, dostlarımız size öyle olsa, razı olsalar, şikayetlenmeseler, ufak tefek kusurlarımız olsa, yüzümüze vurmasınlar, görmezlikten gelseler, siz de razı olursunuz. Bir kul Allah'tan razı olursa Allah-u Teala bundan razı olur. اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ دَمٌ İşte böyle olunca اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Allah bir abdi, bir kulu severse razı ya لَمْ يَضُرَّهُ دَمٌ Ona da hiçbir günah zarar vermez. Dikkat edilecek bir şey var. Bir insan Cenab-ı Allah'ı ne kadar seviyorsa o sevgiyi kaybetmemek için titizlenir, o kadar günahtan kaçar. Neye benzer bu? Dünyada bir insan, bir genç, bir kıza aşık olur, olmadık naz eder, kahır verir, gene de karşılık vermez, sıkıntısına katlanır ve onu incitici sözlerden, işlerden kaçar, gönlünü kırmamak için. Aynen kulda öyledir. Cenab-ı Allah'ın sevgisini kaybetmemek için hareketine dikkat eder, sözüne dikkat eder ama sevginin gücenmesindir. Zaten seven, sevdiğini hoş tutmak için elinden geleni yapar. Velev ki yapmasa bile, Allah severse günahını bile zararı yok der, üstünü örtürüm. Affı muafiret eder. اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Allah bir kulu severse لَمْ يَضُرَّهُ Hep zarar verir ona den bu hiçbir gün. Allah Celle Celaluhu da onu bağışlar inşallah. Allah'ı seven, evet zaten isyan etmez ama. Velev ki etse bile. Ya da şöyle anlayalım. Geçmişte etmiş, artık şimdi ondan da pişman, tövbe ediyor. E biliyoruz ki, daha belki derslerimizde geçti ki, tövbe eden, pişman olursa hiç işlememiş gibi olur. Hatta geçmişte işlemiş olduğu günahları iyilik hanesine, defterine yazılır. Kâr olur yani. Günahı bile kâr olur. Gelecekte de Cenab-ı Allah'ı çok seven insan bunu böyle düşündüğü için dikkatli yaşar, isyan etmez elhamdülillah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَز۪ينَ Cenab-ı Allah bir şeye daha dikkat çekiyor Efendimiz. اِنَّ اللّٰهَ hiç şüphesiz ki Allah-u Teala يُحِبُّ سَوَرْ كُلَّ قَلْبٍ حَز۪ينَ mahzun kalbi, hazin kalbi sever. Çünkü bunlar
kendi kulluğunu biliyordur. Gurbette olmanın acısını biliyordur. Bu dünyada kaldıkça Cenab-ı Allah'tan uzak olacaklarını biliyordur. Başkasının kıtlığı da olabilir. Yani din kaygısı çekerler, Müslümanların kaygısını çekerler. Mahzun, Müslümanlar genellikle mahzundurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendi halinde kaldığı zaman mahzun olurdu. Böyle bakanlar Efendimiz'in böyle hüzünlü bir çehreye sahip olduğunu görürlerdi. Selam ver ya da birisi konuşursa ona baktığında gözünün içine bakar ve gözlerinin içi güler tebessüm eder. Ama kendi halinde kaldığı zaman Efendimiz de mahzundu. Dinlen eyden kim şikayet etmedi, ayrılıklardan şikayet etmedi. De kavuştuktan kopardılar beni, nalişim zar eyledi merduzeli. Bu bestevinin ilk beyitlerini parçadan Türkçe'ye böyle zamanında aynı kalıpla, aynı vezinle tercüme etmişler. Bizim ruhumuz cennetten koparıldı. Bir müddet asli vatanımızdan ayrı düştük. Şu anda gurbetteyiz. Der kamışlıktan kopardılar beni. Getirdiler bu dünyaya. Aşk ateşiyle neyi kamıştan ya, bağrımı derdiler diyor. Ben feryat eder, inlerim bu gurbet acısından. Rabb-u Teala'yı görmedikçe bizim gurbetimiz bitmez. Bir de din derdi vardır. Bu dini bütün dünyaya yaymak vazifesi vardır. Din kardeşlerimizin derdi var. Açları ilgilendirir, çıplakları ilgilendirir. Düşman işgali altında ızdırap çekenler bizi ilgilendirir. Izdırap ve namuslar payman oluyorsa kahreder bizi. Yani şu anda hem yurt içinde hem yurt dışında bir Müslümanı mahzun edecek, elden de yetmedi, yardım da edemedi, öyle işler olmaktadır ki. Bunları düşünen bir insan, şöyle şafrak, güler, oynayan bir insan olamaz. Zaman zaman gülse de insan, ama genellikle mahzun olur. Allah Celle Celaluhu bu tür kalpleri sever ve bu kalplerin yanındadır. Hatırlarsanız bir hadis-i şerif var, çok düşündürüyor insanı. Yarın kıyamette kulu hesaba çekerken, ben hasta olmuştum, beni ziyaret etmedin diyor. Aman ya Rabbi, hasta olmak noksanlıktır, sen nasıl hasta olursun, ben seni ziyaret. Diyor, garip, mahzun, kırık kalpli falan dünyada hasta olmuştu. Siz o fakirdi, zayıftı diye kalbi kırık o insana gitmediniz. Gitseydiniz beni orada bulurdunuz. Hadis-i şerif devam ediyor. Ben açtım, beni doyurmadınız diyor Allah. Ben susuzdum, beni sulamadın dünya hayatında. Ey kulum, ya Rabbi sen nasıl aç olabilirsin? Dünya hayatında kalbi kırık falan aç idi, ilgilenmedin. İlgilenseydin beni onun yanında bulurdun. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bir gün bir ayet-i kerime inmişti. Beli kırıldı o ayet karşısında. Ağlıyordu. Peygamberimiz ona rastladı. Mescitte de ashab-ı kiram aynı ayetten ağlıyordu. Men ya'men su'en yüzebi. Kim bir kötülük işlerse muhakkak onunla cezalandırılır. Niye ağlıyorsun dedi Peygamberimiz. Belim kırıldı. Niye belim kırılıyor? Bu ayet. İsyan mı ediyorsunuz? Haşa! Ama kim günah işlemez ki? Kim kusur işlemez ki? Eğer biz her kusurumuzdan dolayı böyle cezalandırırsak halimiz nice olur ya Resulallah? Öyle değil dedi Peygamberimiz. Sen hiç yarın çocuklarıma nasıl bir helal lokma yediririm diye akşamdan düşündüğün oldu mu? Ya da garip Müslümanlara, yalnızlara nasıl yardım edebilirim diye kan çektiğin oldu mu? Bu dinin daha fazla insanlara ulaştırılması için üstüme ne düşer, ne yapabilirim diye bunun derdini çektiğin oldu mu? Evet, bunların hepsi senin o günahların, kusurlarını silah atar dedi Peygamberimiz. Ne kadar büyük bir müjde elhamdülillah. Evet, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَز۪ينٍ Allah Celle Celaluhu hazin kalpleri, mahzun kalpleri böyle ne olacak bizim akıbetimiz diyerek dünya hayatında tefekkür eden, düşünen
Bundan dolayı mahzun olan, üzülen kalpleri sever. Bir başka sevginin alameti de zikrullah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alametu hubbillah hubbu zikrihi ya da alametu hubbillah hubbu zikrillah şeklinde de geliyor bu hadis-i şerif. Alametu hubbillah, Allah'ı sevmenin alameti hubbu zikrihi, Cenab-ı Allah'ı çok zikretmektir. Zikrini sevmek, çok zikretmeyi nereden aldık? Uzkurullaha zikran kethira ayet-i kerime onu bize emrediyor. Allah'ı çok 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 zikret. Azıcık zikri münafıklar da yapıyor. Müslüman zikran kethira Cenab-ı Allah'ı çok çok zikretmelidir. Evet, alamatu hubbillah, Allah'ı sevmenin alameti, işareti hubbu zikrihi, zikrini sevmektir. Ve alamatu buğzillah, Allah'a buğz etmenin alameti, neuzubillah, buğzu zikrihi, zikrini buğz etmek. Yani buğz, Türkçemizde kullanılan bir kelime, sevmemek anlamında. Demek ki Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazandıracak en büyük ibadetlerden bir tanesi de zikrullah'tır. O yüzden Peygamberimiz diliniz zikrullah ile yaş kalsın diyor. Çalıştırın demek. Boş kaldığında insanlar elinde tesbih olsun olmasın, içinden Allah, Allah, Allah ya da La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah ya selavat-ı şerif ve ya başka başka böyle zikirler var, Cenab-ı Allah'ı zikretmeli. Bir insan Allah'ı zikir ede Allah artık aklından, kalbinden çıkmaz hale gelir. Nerede olursa olsun Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini bilir hale gelir. Böylece huzurda olmanın edebiyle edepli bir Müslüman olur. Böylesi edepli Müslümanı da Cenab-ı Allah çok sever. Vallahi la yulqillahu habibahu finnar. Vallahi Peygamberimiz canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki la yulqi atmaz. Allahu Teala atmaz. Habibahu habibini, sevdiğini finnari cehenneme atmaz. Sevdin o Allah atmaz. Velev ki burada söylemiyor ama yukarıda gelmişse, gelmişti. Bir kısım günahları olsa bile. Cenab-ı Allah kendi sevgilisini cehennem ateşine atmaz. Siz bir insansınız. Siz bile kendi sevdiğiniz insanları cehenneme atmazsınız. Sizin şefkatiniz, merhametiniz nerede? Cenab-ı Allah'ın merhameti ne? Cenab-ı Allah diyor, sevgili Peygamberimiz 100 merhamet indirdi, 99'unu yanına bıraktı, bir tanesini yeryüzüne indirdi. O bir rahmet yüzünden, o bir rahmet sayesinde insanlar birbirlerine şefkatle merhamet ediyor. Analar yavrularına şefkat ediyor. Hatta yırtıcı hayvanlar, aslan paslar, neyse kendi evlatlarına süt veriyor, besliyor, ağzına lokma koyuyor. Bir rahmet yüzünden. Daha bunun 99'u Allah katında ve orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek gelen müminlere merhamet edecek. Kıyas edilmez. Sizin merhametiniz de Cenab-ı Allah'ın merhameti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayını özetleyerek dersimizi bitirelim inşallah. Bir harp sonrası Medine'ye esirler doğmuş. Esirler arasında bir kadın da çocuğunu yitirmiş. Emzikli çocuk. Kadıncağız gördüğü her çocuğa koşuyor, bakıyor kendi çocuğu değil, bırakıyor onu kendi çocuğunu aramaya, böyle telaşla koşuyor. Peygamberimizin de gözü takılmış o kadına, nereye gitse o tarafa bakıyor. Sonra da kadın yavrusunu buluyor, öpüyor, kokluyor, ağlayarak bağrına basıyor ve sütünü emziyor. Peygamberimiz gösteriyor, diyor ki şu kadını görüyor musunuz? Evet diyor aslanıkiler. Ne dersiniz? Bu kadın şu çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Allah-u Teala'nın kuluna merhameti bu kadının evladına merhametinden çok daha büyüktür. Bu bilginin üstüne bu hadisi bir kere daha okuyalım. Vallahi yemin olsun ki Allah'a la yulqillahu habibahu finnar, Allah habibini, sevdiği kulunu ateşe at. Allah-u Teala aklımızın kaydını göstersin inşallah. Allah bizi nasıl sever, bunları öğretip gereğince amel etmemizi cümlemize nasip müyesser eylesin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة